Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahena, Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Halık, çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem Rezak sensin, çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik, çünkü biz memlukuz, bizden başkası bize tasarruf ediyor. Demek Malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Hem sensin gani mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir günah veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayy-i bakisin, çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin, çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor. Maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin ve hakeza. Çok aziz ve çok muhterem kardeşler, bugünkü sohbetimizde gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, gerekse de onunla beraber olan arkadaşlarının İslam'ın yayılması konusunda göstermiş oldukları fedakarlıkları sizlere arz etmeye çalışacağız. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüce ve ulvi vazifeyi yüklendikten sonraki bütün hayatı İslam dinini tebliğle geçti. O kapı kapı dolaşıyor ve mesajını kendilerine tebliğde bulunabileceği aşina sima ve gönüller arıyordu. Karşı cephenin infiali evvela ilgisizlik ve boykot şeklinde oldu. Daha sonra istihza ve alayla devam etti. Son sahada ise işkencenin her çeşidiyle sürüp gitti. Geçeceği yollara dikenler serpiliyor, namaz kılarken başına işkembe konuyor ve kendisine her türlü hakaret reva görülüyordu. Ne var ki Allah Resulü bunların hiçbiriyle yılmadı ve usanmadı. Çünkü onun dünyaya geliş gayesi buydu. Can alıcı, acımasız hasımları, düşmanları dahil herkese defalarca uğradı ve ilahi mesajı sundu. Evet, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi din ve iman düşmanlarına bile kim bilir kaç defa gitti. Hak ve hakikati anlattı. O panayırları dolaşıyor, bir kişinin hidayetine vesile olabilmek için çadır çadır geziyor. Gittiği her kapı yüzüne kapanıyor. Fakat o bir başka sefer yine aynı kapıya varıyor, aynı şeyleri tekrar ediyordu. Mekke'den ümit kesilince Taif'e gitti. Taif mesirelik bir yerdir. Rahat ve rehavetin şımardığı Taifliler Mekkelilerden daha baskın çıktı. Bütün sefih ve ayak takımını toplanıp Resul-i Ekrem'i, evet, o meleklerin daha yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşini taşlayarak Taif'ten kovdular. Allah Resulü'nün yanında evladım deyip bağrına bastığı Zeyd bin Harise vardı. Zeyd gelen taşlara vücudunu siper ederek efendiler efendisini korumaya çalıştı ama yine de mübarek vücuduna isabet eden taşlar
her yanı kanlar içinde bıraktı. Buhari ve Ebu Davud'un Sünen'inde Habab bin Eret'in anlattığı şu hadiseye şahit oluyoruz. Şimdi ondan dinlediklerimizi hulasa edelim. Sıkıntılı bir dönemde Allah Resulü örtüsünü başına almış Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Kim bilir yine hangi hakarete maruz kalmıştı. O öyle bir dönemdi ki bütün cahili adetleri birer silah gibi Müslümanların aleyhine kullanılıyordu. Ben o devrede henüz hürriyetine kavuşmamış bir insandım. Sahibimin ve diğer Mekke büyüklerinin bana reva gördükleri cefa ve işkence artık dayanamayacağım kerteye ulaşmıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yalnız görünce yanına yaklaştım ve ya Resulallah, dua edip Cenab-ı Hak'tan nusret ve yardım dilemez misiniz dedim. Allah Resulü'nün hemen ellerini açıp dua edeceğini düşünüyordu. Bir de Kureyş'e beddua etse diye bekliyordu. Fakat Resulullah ona şunları söyledi aleyhissalatü vesselam. Allah'a yemin ederim ki sizden evvelki ümmetler daha dehşet verici işkence gördüler. Allah'a yemin ederim ki sizden evvelki ümmetler daha dehşet verici işkence gördüler. Onlardan bazıları hendeklere yatırılır ve demir testerelerle vücutları ikiye bölünürdü de yine dinlerinden dönmezlerdi. Etleri kemiklerinden ayrılırdı, yine gevşeklik göstermezlerdi. Allah bu dini tamamlayacaktır. Ancak siz acele ediyorsunuz. Bir gün gelecek, bir kadın Hire'den Hadramut'a kadar tek başına yolculuk yapacak da yolda vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden endişe etmeyecek. Ve Habab yemin ediyor, evet Habab yemin ediyor, Allah Resulü'nün dedikleri aynen çıktı. Ben bütün bunları bizzat gözlerimle gördüm. Evet kardeşler, bu dinin yayılması için maddi ve manevi fedakarlık gerekiyordu. Ve o gün insanı başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmak üzere ve onun mübarek arkadaşları kendilerine düşen görevi hepsi de fazlasıyla yerine getirmişlerdir. Buna bir örnek verme gerekirse Hazreti Hatice'ye ait servet hakkı yayma uğrunda eriyip gitmişti. Evet, Hazreti Hatice validemiz İslam'a en erken uyanan kadındır. Zaten Hatice kelime manasıyla da erken doğan demektir. O Efendimiz'den 15 sene erken doğmuş ve İslam'a da herkesten erken uyanmıştır. Onda aynı zamanda böyle bir isim müsemma uygunluğu da var. Mekke'nin en zenginlerinden olan bu kadın bütün servetini, evet kardeşler buraya dikkat ediyoruz, servetinin yarısını değil ya da bir kısmını değil, bütün servetini Hazreti Allah ve Resulü uğruna harcayıp tüketmiş. Öyle ki vefat ettiği zaman bir kefen bezi alacak kadar dahi varlığı kalmamıştı. Evet, Mekke'nin en şerefli, en zenginlerinden olan bu kadın servetinin yıllarca nice zahmetlerle bir araya getirdiği, topladığı servetinin tamamını Allah ve Resulü uğruna harcayıp tüketmiş. Öyle ki vefat ettiği zaman bir kefen bezi alacak kadar dahi varlığı kalmamıştı. İhtimal Allah Resulü borç bulduğu parayla ona kefen bezi almıştı ki bizce o büyük kadın için en uygun ölüm şekli, ölüm sonrası hali de böyle olmalıydı. Halbuki o İslam'a girmeden önce zenginliğiyle dillere destandı. Bu koca servet son kuruşuna kadar dinin yayılması uğruna sarf edilmişti. Evet, İbni Abbas'ın ifadesiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bilhassa Ramazan ayında o önüne kattığı her şeyi sürükleyip götüren bir rüzgar gibi cömert kesilirdi. Yani elinde avucunda kalan en son şeyleri de dağıtıverirdi. Bu ruh ve irade meselesiydi. O Allah Resulü kendi için yaşamaz, hep ümmeti için yaşardı. Sürekli başkalarının mutluluğunu düşünmekten ömür boyu kendini düşünmeye fırsat bulamamıştı. Zaten insanları mesut görmek kadar
onu mesut edecek bir başka zevk de yoktu. Diğer gamlığında en son sırayda kendi hanesi, kendi yakınları teşkil ediyordu. Yani o evvela kendisine uzak olanlardan başlayıp ilgisini, alakasını bezlediyor. En sonunda sıra kendi yakınlarına geliyordu. Ganimet mi taksim edilecek? Bedir ve Uhud'da bulunup şehit düşenlerin ailelerine öncelik tanıyordu ve sık sık kendi hanesindekilere "Ben onlara vermeden size hiçbir şey veremem." diyordu. Evet, ben onlara vermeden size hiçbir şey veremem diyordu. Onun en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'di ve hicrette de ona yol arkadaşlığı edecekti. İşte bu Hazreti Ebubekir'in Allah Resulü için hazırladığı bineği hem de böyle zor şartlar altında bizlerin, düşmanın bizi takip edeceğinden gayri hiçbir şey düşünemeyeceğimiz o hengamda Allah Resulü hazırlanan bineği ancak, evet dikkat edin buraya, ancak ücretini ödemek şartıyla kabul edebileceğini söylemişti. Evet, dürüstlükte Allah Resulü öyle bir seviyedeydi ki kardeşler, insanın bu seviyeyi düşünmesi mümkün değildir. Allah Resulü hazırlanan bineği ancak ücretini ödemek şartıyla kabul edebileceğini söylemişti. Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün Allah Resulü mescitte gördüm. Namazını oturarak kılıyordu. Sordum, ya Resulallah hasta mısınız? Hayır ya Ebu Hüreyre, açım. Açlıktan ayağa kalkacak dermanım kalmadı. Ben ağlamaya başladım. Allah Resulü beni teselli etti. Ağlama dedi. Hesabın şiddeti aç olanlara dokunmayacaktır. Yine bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazreti Fatma'nın kolunda bir bilezik gördü. Kızım, insanların Allah Resulü'nün kızı bileğinde cehennemden bir halka taşıyor demelerini mi arzu ediyorsun? Evet, yalnız bir bilezik gördü. Cihanın en büyük peygamberi kızı Hazreti Fatma'nın kolunda bir bilezik gördü. Kızım, insanların Allah Resulü'nün kızı bileğinde cehennemden bir halka taşıyor demelerini mi arzu ediyorsun? Derhal onu çıkar dedi ve gitti. Hazreti Fatma ise bu bilezikle bir köle aldı ve köleyi Allah için hürriyete kavuşturdu. Az sonra durumu babasına anlatınca Allah Resulü bilseniz ki ne kadar çok sevinmişti. Bakınız, bir araştırmacı, tarihte tanınmış şöhretli biri olan Fransız filozofu Auguste Comte pozitivizmin kurucularındandır. Hayatı hep din düşmanlığıyla geçmiştir. Çünkü ona göre bilimin tecrübe sahasına girmeyen her şey safsatadır. Ancak tarihi Murat'ta onunla ilgili şöyle bir ibretli hadise nakledilir. Bir aralık Comte Endülüs'e gitmiş. Oradaki İslami sanat eserlerini hayranlıkla seyretmiş ve İslam hakkında malumat edinmek için bazı kişilere sorular yöneltmiş. Aldığı cevaplar arasında bilhassa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmi oluşu onu şaşkına çevirmiştir. İnanamamış ve Roma'ya giderek 9. papayla görüşmüş ve yemin ettirerek bu mevzuyu ona sormuştur. O da söylenenlerin doğruluğunu tasdik edince filozof şöyle demekten kendini alamamıştır. Muhammed bir ilah değil, fakat beşer de değil. Evet, araştırma sonucu şu sonuca gitmişti. Muhammed bir ilah değil, fakat beşer de değil demişti. Evet kardeşler, onunla beraber olanlar da İslam için yaşıyorlardı. Ellerinde olan her şeyi İslam'a veriyorlardı ve en fakir insan durumuna düşüyorlardı zaman zaman. Bakın, bir ibretli örnek daha. Hazreti Ebubekir gayet sade ve fakirane bir hayat yaşıyordu. Bir zamanların en zengin insanı. Fakir bir hayat yaşıyordu. Vereceği hesap gayet hafifti. Halife iken uzun zaman başkalarının koyunlarını sağarak
ailesinin nafakasını temin etmeye çalıştı. Evet, halife iken başkalarının koyunlarını sağarak ailesinin nafakasını temin etmeye çalıştı. Neden sonra kendisine maaş bağlandı. Ama bu defa da verileni çok buldu. Evet, kendisine halife iken maaş bağlanıyor ama verilen maaşı çok buluyor. O Medine'nin en fakir insanın geçimini kendine ölçü kabul etmişti. Evet, halife Hazreti Ebubekir Medine'nin en fakir insanın geçimini kendine ölçü kabul etmişti. Bu itibarla da artan parayı bir testiye atıyor ve orada biriktiriyordu. 2,5 senelik hilafeti süresince aldıklarını hep böyle biriktirmişti. Vefat edeceği zaman da kendisinden sonra gelecek halifeye teslim edilmek üzere bu testiyi vasiyet ediyordu. Hazreti Ömer halife olup da testiyi kırdırınca içinden küçük küçük paracıklar çıktı. Ve bir de mektup vardı. Bu mektupta yeni halifeye hitaben şöyle deniyordu. Bu paralar, evet, Hazreti Ebubekir mektubunda şu ifadeyi kullanıyordu. Bu paralar bana verilen maaştan artta kalanlardır. Ben Medine'nin en fakirini kendime ölçü kabul etmiştim. Artan miktarı bu testiye koydum. Binaenaleyh bu paralar hazineye aittir ve oraya konulmalıdır. Hicretin 9. senesinde vuku bulan Tebuk gazası çok sıcak bir mevsimde, yiyecek ve giyecek maddelerinin de son derece kıt olduğu bir zamanda yapılmıştı. Maddi imkanların son derece azaldığı günlerde cereyan eden bu gaza bu sebepten zorluk gazası adı verilmişti. Bunca yokluk ve imkansızlıklara rağmen ashab-ı kiram asla tereddüt göstermiyor, sırtına deve yününden bir maşla, dağarcığında da arpa ekmeğinden birkaç yufkayla bir miktar hurma temin eden her mücahit derhal Resul-i Ekrem Hazretleri'nin ordusuna iltihak edip, biz Yahudilerin Hazreti Musa Aleyhisselam sen git Allah'ınla düşmanı kov sonra biz geliriz dedikleri gibi demeyiz. Belki emrederseniz şu Kızıldeniz'e bile dalarız ya Resulallah diyorlardı. Ashab-ı kiramın bu sözlerine bir kısım içi başka insanlar, siz Rum ordusunu oyuncak mı sanıyorsunuz? Bu bir avuç insanla koca bir orduya karşı koymak intihardan başka bir şey değildir diyorlar. Sıcakların şiddetini sefere çıkmanın en büyük mani olacağını gösteriyorlardı. Daha sonra Tövbe suresinin 81. ayetinde havanın sıcak olduğunu ileri süren bu kimselere Allah-u Azimüşşan mealen şöyle hitap ediyordu. Fi sebilillah malıyla canıyla cihad etmek istemeyenler sıcakta sefere çıkmayın diyorlar. Sen onlara de ki cehennem ateşi hararet bakımından daha şiddetlidir. Bu ayeti kerime ile Müslümanların ümitlerini kırıp maneviyatlarını bozmak isteyenlerin münafıklar olduğu bildiriliyordu. Bu sebeple ümitler sönmedi. Hazreti Osman Şam'a göndermek üzere hazırladığı 200 develik bir kervan kafilesini, evet kardeşler, dile kolay 200 develik bir kervan kafilesini tamamen Tebük ordusunun ihtiyaçlarını temin için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emrine tahsis eyledi. Ashab-ı kiramdan hali vakti yerinde olan diğerleri de benzeri fedakarlıklarda bulunarak cihat ordusunu teşhis için yardım etmekten asla geri kalmadılar. Bu sırada Medine'lilerin çok fakirlerinden sayılan yediği bulan bir kısım ashab müracaat ederek, evet, Allah Resulüne müracaat ederek ne yiyecek ne de giyip binecek hiçbir şeyleri bulunmadığını, kendilerine çok az olsun, evet, fazla bir şey istemiyorlardı, çok az olsun yol azığı ile sıcakların kavurucu hararetinden koruyucu bir maşlah verilmesini rica ederek cihada iştiraklarının sağlanmasını istediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu istekleri üzülerek karşılayamadı. Evet, karşılayamadı. Cihad ordusundan geri kalan bu Makal bin Yesar, Sehar bin Hansav arkadaşları
o kadar üzüldüler ki ordunun Tebük'e müteveccihen yola çıkışında gözlerinden yaş yerine sanki kan dökülüyordu. Çok üzülüyorlardı ve ağlıyorlardı. Evet, cihat ordusuna katılmadıkları için, bu yolda canlarını ve mallarını feda edecek imkanları olmadığı için ağlıyorlardı. Tövbe suresinin 91. ayet-i kerimesine mealen, sana kendilerini teçhis etmen için müracaat etmiş olanlara sizi teçhis edecek bir şeyim yok deyince boş dönerlerken hüzün ve kederlerinden gözlerinden yaşlar akıyor. Cihad ordusuna iştirak edecek azık bulamadıklarından dolayı şiddetle üzülüyorlardı buyurarak o ihlâssız zevatın imkansızlıklarından dolayı katılamadıkları cihad ordusundan geri kalışları mazur karşılanıyordu. Bu Tebük seferine katılamadığından şiddetli üzüntü duyanların içinde bir de Ebu Lübabe vardı. Ebu Lübabe sıcaktan dökülen hurmalarıyla meşgul olmak geri bırakmıştı. O kışık hurmaları toplayayım da yine cihad ordusuna yetişirim ümidiyle bahçesinde uğraşmakta devam ediyordu. Bir de ne görsün? Bedir Harbi dahil bütün muharebelerde hazır bulmuş olan Ebu Lübabe senelik nafakasını toplamaya uğraşırken o kadar dalmış ki cihad ordusu ne tarafa gittiğini belli etmeyecek kadar aradan zaman geçmiş. Belki de neredeyse birkaç gün sonra geri dönecekler. Ebu Lübabe hayatı boyunca birçok hadiselerle karşılaşmıştı ama bunların hiçbiri ilahi kelimetullah için çıkan cihad ordusundan geri kalmaya benzememişti. Üzüntüsü, kederi cihad ordusundan geri kalmayı büyük hata görmekten doğan teessürü son derece şiddetliydi. Şimdi ne yapmalıydı? Evet, ortada bir hata vardı. Acaba bu hatayı nasıl ortadan kaldıracaktı? Nasıl tövbe edecekti? Halbuki Said bin Müseyyip'ten bir gözü cihat esnasında çıkmış olduğu için geri kalması istenmiş. O da cihat ordusundan geri kalmaktan Allah'a sığınırım. Hiçbir şey yapamazsam Allah için çarpışan mücahitlerin eşyalarını beklerim. En mühimi gövde gösterisinden bulunurum demişti. Süfyan bin Amr atına binmiş hızla cihada giden bir ihtiyara, ey amca, yaşlılardan cihat farzası sakıt olmuştur, sen mazursun deyince sarkan beyaz kaşlarını gözlerinin üzerinden kaldırarak sert sert bakan ihtiyar, Allah, Hazreti Allah, genç ihtiyar, ne hal üzere olursanız olun malınızla canınızla cihad edin buyurdu. Yatağımda kadınlar gibi ölmektense at üzerinde erkekler gibi şehit olmak isterim demişti. Bütün bunlara rağmen Ebu Lübabe nasıl oldu da dünya gailesinden dolayı cihat ordusuna katılamamıştı? Kendi kendini büyüttüğü bu hatasından dolayı o kadar suçlandırdı ki gidip kendisini Mescid-i Nebevi'nin bir direğine bağlayarak cezalandırmaya başladı. Evet, kendi kendini büyüttüğü bu hatasından dolayı o kadar suçlandırdı ki Ebu Lübabe gidip kendisini Mescid-i Nebevi'nin bir direğine bağlayarak cezalandırmaya başladı. Bu kendi kendini cezalandırma işi bir saat, iki saat değil, günlerce sürdü. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Tebük'ten dönen ordusu gelmiş, bir kısım kimseler yalan, yanlış özür beyan ederek hatalarını örtbas etmişlerse de Ebu Lübabe münafıkların yaptıkları gibi yalan söylemek istemiyor. Mescid-i Nebevi'de bağlı durduğu direkte cihada katılmamak için irtikab ettiğim hatamdan dolayı tövbe istiğfar ediyorum, özür yoktur diye itirafı kusurla kendi itham ediyordu. Namaz vakitleri küçük kızı geliyor, direkte bağlı duran babacığını çözüyordu. Onun bir küçük kırbağıyla getirdiği sudan abdest alıp namazını kılan babacığı tekrar direğe bağlanarak kendi kendini cezalandırmaya devam ediyordu. Nihayet küçük kızın getirdiği arpa ekmeğiyle kırbağı içindeki zemzem suyundan bir lokma, bir damla olsun boğazından geçiremeyen Ebu Lübabe
kendi kendini cezalandırmanın 7. günü artık daha fazla tahammül edemediği direkte bağlı iken bayılmış. Bu sırada da tövbesinin kabul olduğunu bildiren ayet-i kerime geldiği için ashab-ı kiram koşarak kendisini çözmek istemişlerdi. Ebu Lubabe şu şekilde cevap verdi: beni bu direkten Hazreti Muhammed Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimi çözmedikçe kendimi affetmem diyordu. Evet, beni bu direkten Allah Resulü çözmedikçe ben kendimi asla affetmem diyen Ebu Lubabe'nin bağlarını Resul-i Ekrem Hazretleri gelerek bizzat kendi mübarek eliyle çözdüler. Direkten kurtulur kurtulmaz Ebu Lubabe'nin ilk sözü şu oldu: ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, cihattan geri kalmama sebep olan malımın tamamını sadaka olarak fakirlere vermek istiyorum. Bu suretle günaha girmeme sebep olan şu hayırsız dünya malından intikamı almak arzusundayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam: ya Ebu Lubabe, malının tamamını tasadduk etme, üçte birini vermek kafidir buyurdular. Tövbesinin kabulünden dolayı yapılan tebriklere mukabeleden sonra evine dönen Ebu Lubabe'nin ilk işi cihattan geri kalmasına sebep olan hurmaların üçte birini hemen fakirlere bağışlamak oldu. Evet kardeşler, onlar Allah'ı seviyorlardı. Gerçek manada Allah'ın Resulü'nü seviyorlardı. Allah'ın kitabını seviyorlardı. Hazreti Allah'ı zikretmeyi çok ama çok seviyorlardı. Bakın bir örnekte Hazreti Cabir bin Semure şöyle buyururlar: bir gün mescitte oturuyorduk. Ayın tam 14'üydü. Tepemizde ay ışıl ışıl parlıyordu. O sırada mescitte Allah Resulü girdi. Ben bir aya bir de Allah Resulü'nün yüzüne baktım. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün yüzü aydan daha parlaktı diyor. Evet, Cabir bin Semure: bir gün mescitte oturuyorduk, ayın tam 14'üydü, tepemizde ay ışıl ışıl parlıyordu. O sırada mescitte Allah Resulü girdi. Ben bir aya bir de Allah Resulü yüzüne baktım. Evet, bir aya bakıyor, bir de Allah Resulü yüzüne bakıyor. Allah'a yemin ederim ki, kasem ederim ki Allah Resulü'nün yüzü aydan daha parlaktı. Hazreti Ayşe validemiz de onunla alakalı bir hissini şöyle anlatıyor: Mısır kadınları Yusuf'u görünce ellerini kestiler. Eğer benim efendimi, eğer Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş olsalardı ellerindeki bıçakları sinelerine saplarlardı. Evet, Mısır kadınları Yusuf'u görünce ellerini kestiler. Eğer benim efendimi görmüş olsalardı ellerindeki bıçakları sinelerine saplarlardı. İşte onlar Allah Resulü'nü bu derece seviyorlardı ve bu sevgi uğruna yapılması gereken bütün fedakarlıkları seve seve yapıyorlardı. Allah'ın rahmet ve bereketi ebediyen üzerimizden eksik olmasın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti ki cihan güneşi. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti ki cihan güneşi. Uhud tepesinde kırıldı dişi, sultanı Resul'e olanı düşün. Uhud tepesinde kırıldı dişi, sultanı Resul'e olanı düşün.